Borçlanma konusuna gelecek olursak, bu meclis kaç ay oldu? 9 ay mı oldu ilk borçlanma kararında? Evet, borçlanma kararı verildi, borçlanma yapıldı. Ama şahsen bizim üzerimizde, benim üzerimde bu konuda ciddi sosyal siyasi baskı var. Neden mi diyorsunuz? Çünkü borçlanma yetkisi verildi, borçlanıldı. Ama 2000 mi oldu, 3000 mi oldu, 4000 mi oldu? İş kanunu 4857 sayılı kanunun 25'e 2, yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış yaptığı gerekçesiyle, hem de performans değerlendirilmesi, performans düşüklüğü iddiasıyla, ki o 18'e göre yapılır, 25'e göre yapılmaz. Yok yok, hiç karıştırmıyorum. Bakınız, dışarıda bekliyorlar, kapıdalar. Kapıdalar. Dışarıda bekliyorlar. Hepimiz siyaset yapıyoruz, toplumun bir kısmını temsil ediyoruz, değil mi? Siyaset yapıyoruz. İdeolojik yaklaşımla bu insanlar çıkartıldı. Bunu da ne için yaşadık, ne zaman yaşadık? Çok kötü bir olay. Gerçekten çok üzücü bir olay. Mezitli'deki yangın olayında itfaiyede yeterli, gerekli yükseklikte merdiveni olan araç olmasına rağmen o çıkartılan işçilerin yerine koyulan işçiler doğru aracı çıkarmadıklarından bir vatandaşımız çok üzücü şekilde hayatını kaybetti. Şimdi o kişiler kaç oldu? Açıklayalım onu da. Performans düşüklüğü sebebiyle ama tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler kaç oldu? O işçiler kapıda bekliyorlar. Sakın ha sakın borçlanma yetkisi vermeyin diyorlar. Sosyal medyadan bizi yazıyorlar. Kimisi 6 aydır işsiz. Birçok sıkıntıları var. Biz de kaç toplumun bir kesimini bugüne kadar, kaç kişi, siz açıklayın. Sen açıklayacaksın bu kadar. Benim bildiğim 2000'i geçti. Şimdi bakın, işte bakın. Ha. İşte bakın lütfen ya. Sayın Yok, başkanım, siz düzeltin Sayın Başkanım. Neyi düzelteceğim? Yani ha. Nereyi düzelteyim? Yani verdiğiniz rakamların ortadaki gerçek rakam. Yani bir gün bir ziyaret edin, gelin, bir hasbihal edelim, bir konuşalım da ben size orada anlatayım. Yapmayın. Yani cevap bile vermeyeceğim. Neyi yapmayın? Cevap bile vermeyeceğim. Neden? Yani 2000 kişi çıkartmış. Cevap bile vermeyeceğim. Yapma Allah aşkına. Yani bu rakamı veriyorsan, bunu insanlar izliyor, bunu dışarıda ya diyorsun. Sen İnsanları tahrik ediyorsanız ben ne diyeyim, ne üzülüyorum buna. Yapmayın. Avşin Yılmaz yanlış söyledi. Aslında biz 1500 kişiyi çıkardık. Yanlış söyledi maalesef. Ama performans çok nedeniyle. Çok daha az. Ama tazminat çok size. Çok daha az. Çok, öyle çok, mi? Çok, peki. Çok çok daha az. Peki, bu konuda üzüldüm. Bu konuda. Vereceğim. Evet. Bu konu ki performans düşüklüğü. İtfaiye konusu da. Yani çok, yani Sayın Başkan, biraz hoşunuza gitmeyecek şeyler söylüyorsam yok, kusura bakmayın ama. Yok, yanlış söylüyorsunuz. Hoşunuza gidecek şeyler söyleyemem. Hoşuma gidiyor, yanlış. Aksine hoşuma gidiyor. Peki. Yanlış söylediğin için. Peki. Halk izliyor. Aksine hoşuma gidiyor. Çünkü o kadar yanlış şeyler söylüyorsunuz ki çalışmadan geliyorsunuz. Peki. Ben onun için hoşuma da gidiyor. Niye peki gitmesin? Ne güzel. Buyurun, ne güzel, konuşun. Ne güzel. Bir başkan olarak konuşun. Yani bir başkanın böyle konuşması. Nasıl konuşayım? Ya efendim, ya efendim, buyurun, siz yazın. Ne konuşacağım, bana söyleyin, efendim, ben buyurun, burada konuşayım. Buyurun, buyurun, konuşun. Neden kesiyorsunuz sözümü? Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, devam edin. Buyurun, devam edin. Bekleyeceğim, biraz sonra devam. İstediğin zaman konuş. İstediğin zaman konuş. Biz herkese istediği zaman konuşturuyoruz. Evet. Siz de buyurun efendim. Tamam, ben buyuracağım. Şimdi bakın, yanlış beyan etmeyin. Ben bitireyim, siz tamamlarsınız. Ben bitireyim, siz tamamlarsınız. Beni eleştirin, ben bir lafım yok. Birincisi yani, işten yanlış, çıkarmalar yanlış ideolojik. İkincisi ya söyleyin onları. Kalın. İkincisi Yargıtay kararları gereğince, Yüksek Mahkeme kararları gereğince performans düşüklüğünün tespiti için objektif, bilimsel bir performans değerlendirme sistemi olması lazım. Yatay ve dikey. Nerede bu formlar? Üçüncüsü, performans değişikliği nedeniyle işten çıkarılacak işçini İş kanununun 18. maddesi sebebiyle ve tazminatlı işten çıkartılır. Ama 25'e 2'ye göre çıkarıldı çoğu. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde kısaca şunu söylüyorum. Bu konudaki siyasi sosyal baskının, üzerimizdeki siyasi sosyal baskının ağırlığı ve sebebi tam da budur. Bu kişiler kapıdalar. Bizim belediyemize geliyorlar, partimize geliyorlar. Yolda sokakta bizi yakalıyorlar ve borçlanma yetkisi verilmemesi gerektiğini söylüyorlar.
Dediniz ya, bana şu kadar kişi oy vermiş diye. Ondan daha fazla bir de oy vermeyenler var. Biz de onları burada temsil etmekle, onların sesi olmakla yükümlüyüz. Şu anda da o görevi yerine getiriyoruz. Tüm meclisimize saygılar, sevgiler sunuyorum. Abi bir tek bana de ki bir senede bana bir tek ideolojik yaklaşımla bir iş yaptın deyin. Bir tek işçiyi icoluk sebeple çıkardın deyin. Efendim? Tuncay Bey. İkili konuşmayalım lütfen siz. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi şimdi Erdemli ilçesinde 2019 göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar sıcak asfalt 20 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Benim zaten 139.288 ton sıcak asfalt dökmüşüm. Bunun 20 tonu sizin ilçenize dökmüşüz. Yine Erdemli ilçesinde kırsal bölgelerde toplam 11 kilometre sati kaplama yol yapılmış. Yaptığımız yama çalışmaları, diğer çalışmalar bunların dışında. Meski çok daha fazla, 300 milyon civarında. Bir sonraki toplantıda onları da size izah edeceğim. Diğer taraftan Neşet Başkan. Hayır, ben yapılan yolla ilgili hizmetlerden bahsediyorum. İnşallah bu yıl daha fazla yaparız. Geçen yıl ilk 4 ay biz bitüm dahi alamadık. Sonra banka teminat mektubuyla bitüm alma imkanımız oldu. İşte eksikleri tamamlama vesaire bizim yarım yılımızı aldı. Ondan sonra zaten süreç işledi. Bahse konu yol, sizin Çeşmeli otoban çıkışına kadar bizim önümüzdeki süreçte hazırlığını bitirdiğimiz ihale dosyalarından bir tanesinde var. Toplam 17 kilometre, bunun 9.6 kilometre sizin ilçeniz sınırlarında. Orada yer yer imar sorunları var. Kamulaştırma, diğer sorunlar, onları da çözüyoruz. Şöyle bir karara vardık, parça parça açacağız. Yani geliyoruz bir noktaya, imar sorunu var, kilitleniyoruz, beklemeyeceğiz. Diğer sorun olmadığı yerden başlayacağız. Bu Akbelen'den başlıyor, Çeşmeli Otoyolu'na kadar devam edecek. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi buyurun. Tabii vereceğim, size de vereceğim. Başkanım, amacımız burada zat halinizi eleştirmek değil. Uygun bir vaktinizde buyurun Erdemli'ye gelin. Erdemli sokaklarını tek tek gezdireyim size. Vicdanınız kabul ediyorsa eksiklikleri, gerçekten vicdan rahatsa, rahat bu dönemde mi oldu geriden gelen eksiklikler mi? Tamam efendim, Büyükşehir Belediyesi'nin görev sahasına giren konulardan bahsediyorum. Yani ben. Sayın yani Başkan. Şimdi efendim, geçmişi geleceğe ben bir karşılıklı polemik olsun. Yani, yani 12 ayda olmadı. Niyetinde, hayır, polemik yaratma niyetinde polemik değilim. Polemik de değil. Ama 12 ayda olmadı. Bir konuyu hatırlatmak istedim size. Sanki buyurun, 2000. Uygun bir zamanınızdan tamam, gelin. Tamam, geleceğim gelin, bizzat beraber geleceğiz. Gelin, vicdanınız rahatsa, size haksızlık ediyorsam, haksız bir tek kelam ettiysem, bu mecliste özür dilemeye de tamam, söz veriyorum. Tamam, geleceğim. Ama geldiğimizde siz de o gerçekten o sıkıntıyı göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Ama yaptığımız yerleri de göreceğiz. Sorunları görelim de tamam, ona da tamam, teşekkür ederiz. Görelim. Yani milat 2019 31 Mart değil. Ondan önce de Erdemli vardı, sorunlar vardı. Onu da yani dikkate sunmak lazım. Başkanım elbette vardı. Tamam yani başkanım, sorun yok. Elbette vardı. Saygım ama var size. Bakın, başkanımızsınız, geleceğim. Belediyesi. Beraber gezeceğiz. Tamam, tamam, tamam diyorum başkanım, ben, ne demek. Tamam. Tamam, sorun yok. Şimdi örnek iyi bir örnek olmadı. Atsız başkanım verdi. İtfaiye örneğinden başlayayım. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun önünden siyaset olmaz. Bu çok yanlış bir şey. İdari soruşturma da, o iki soruşturma da devam ediyor. Hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. İnsanlar hata yapabilir. Karar verirken yanlış bir talimat verebilir. Her türlü imkanımız var. Orada yüksek merdivenimiz de var, bir diğeri de var. Ama zaten idari soruşturma devam ediyor. Neden bunun olduğu ortaya çıkacak.
Şimdi burada bana yapacağınız isnatlarda siz başkansınız. Çok daha dikkatli konuşmak lazım. Bunu dışarıda da, basına da, radyoda da, televizyonda da, benim ağzımdan ilçe belediyelerimizle ilgili bir yorum dahi çıkmamıştır. Her zaman hürmetle bahsederim, her zaman sitayişle bahsederim. Ortada bir sorun varsa bile bunu ben asla kamuoyunda tartışmam. Ama şimdi bir ilçe belediye başkanımız son derece üzüntü veren bir neticeyle sonuçlanan bir yangını siyasete konu ediyorsa bu beni üzer. Orada bakın ama söyleyeceğim. Ya lütfen müsaade buyurun. Yangın olduğu zaman bir tek cümle kurmadık basında ama müsaade buyurun. Anlatacağım. Onlar da anlatan bakın. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi onu anlatacağım. Orada çalışanların ikisi 30 yıllık. O amir de, emri veren amir de. 30 yıllık, yanlış duymadınız. Altısı 2004-2005 yılından beri itfaiyenin personeli. 2004-2005 yılından beri itfaiyenin personeli. Biri 2019 girişti. Biri. Ve bu özel kurtarma timinde de görevli. Yani özel alınmış. Öyle apap çavuş alımı değil. Yapmayın. Onun için diyorum yani bana eleştiri yapın ama kulaktan duyma bir takım isnatları getirip gerçekmiş gibi bana burada söylerseniz atsız başkan üzer beni. O konuyla ilgili rapor ben size hızlı geldim. Orada bizzat çalışan arkadaşlarımdan kim gitti, nasıl gitti, o birimde itfaiye biriminde kurtarma işinde ne kadar zaman? Ya, burada resmi evrağa mı inanacağım? Sizi siyaseten yanıltanlara mı inanacağım? Şimdi yapmayın. Ben işçi alımları ve işçi çıkartmalarını idari bir karar olarak görüyorum. Burada da tartışmam. Ama kamuoyunu yanıltıyorsunuz. 2000 mi desem, 3000 mi desem? Bakın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden disiplin kurulu kararıyla 372 kişinin işine son verildi. 199 kişi istifa, emeklilik ve diğer nedenlerden 52 kişi 6 ay, son 6 ay seçimden hemen önce alınanlar. Olduğu için toplam 623 kişi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden çıkan. Bunun 372'si disiplin. Bunun içinde performans var, işte amirine itaatsizlik var, başka suçlar var, bir sürü konular var. Gelelim MESKİ'ye. Aynı disiplin suçundan 244 kişi. Son 6 aya girenler 110 kişi. İstifa, ölüm, emeklilik 111 kişi. Buyurun. Şimdi bunu yapmayın. Siz binlerce kişiyi siyasi saikle attınız derseniz atsız başkan bana işte verdim rakamları. En büyük haksızlık oldu. Ben bu konuyu burada tartışmam. Bu benim idari kararımdır. Sizin çalıştığınız elemana, Sadık Başkan'ın çalıştığı elemana ben karışmıyorum ki. Daha önce Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı vardı. Ben bir gün burada bunu konu etmedim. Ama siyasi olarak sizin partiniz sizi sıkıştırıyor. Siz burada o düşünceyle bana muhalefet etmeye çalışıyorsanız bu yanlıştan bence dönün. Her zaman kapım açık. Her zaman bir haksızlık, hukuksuzluk varsa gelin oturun konuşalım diyorum. Ben kötü bir şey demiyorum. Yani şurada size tepkim de beni eleştirmeniz değil sayın başkanım, yapmayın. Yani lütfen benimle konuşun. Lütfen doğruları ben anlatayım. Ben yanıltıyorsam siz beni doğrulayın ama yapmayın. Rica ediyorum. Buyurunuz Sayın Gürtel. Evet, tabii iş borçlanma olunca biraz hareketleniyor. Üsluplar da olacak o kadar canım. Tabii üsluplar da biraz ağırlaşıyor. Bence herkes sükunet lazım. Ben bu şeyin sonrasından şundan korkuyorum. Bu borçlanma geçmezse işçi maaşları ödenmez. Şu hizmetler yapılmaz, bunlar yapılmaz, şunlar yapılmaz. Ben bundan korkuyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Yani işte o kötü. Çünkü ben seçilirken Akdeniz Belediyesi'nin borcunu bilerek geldim. Neler yapacağımı planladım. Bu başkanı da biliyor. Dolayısıyla borçlanmanın olup olmayacağının da B planını ben hazırladım. Herhalde bu başkanım da hazırlamıştır. Yani borçlanma olmadı umarım.
Umarım bu televizyonlarda, basınlarda Mersin'e borçlanma olmadı, maaşları ödeyemedik. Borçlanma olmadı, yanlış anlamayın, siz yapacaksınız diye söylemiyorum. Yani, doğru anlıyorum canım. Heh, böyle olabilir siz diye doğru ben... doğru anlatın, doğru anlarız. Ha, ben doğru çok iyi anlatırım başkanım, merak etmeyin, edebiyatım iyidir. İnşallah bundan Mersin halkı zararlı çıkmaz. Umarım Mersin Büyükşehir'in mutlaka B planı vardır. O B planını uygular. Takır 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 işlerini yapar. Biz de onu alkışlarız diyorum. Ben de çok borçlu bir belediyeyim. Benim de borçlanmam öyle kolay olmadı. Zor oldu. Zatınıza da teşekkür ediyorum borçlanmadan dolayı. Ama bu dönem borçlanır mıyım bilmiyorum. Daha hesap yapmadım. Hele bir gelelim görelim. Meclisi açmadık. Açalım. Duruma bakalım. İhtiyaç varsa biz de isteyeceğiz. Olmadı, maaş mı ödemeyeceğiz? Olmadı, Akdeniz'deki hizmetleri mi durduracağız? Hayır. Takır, 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 takır. Hepsini yapacağız. Para mı basacaksın? Ne yapacaksın? Basarız. Sorun değil. Eğer tasarruf, tasarruf yap. Başkanım bakın bu üstübürüz doğru değil. İktidar siz, olmanın verdiği güçle konuşuyor. Siz vaftekar değilsiniz şu an. Güç zehirlenmesi. Şu an siz. İktidarın gücüyle şu an konuşuyor. Şu siz maalesef biraz psikolojiniz bozulmuş. Gülüyorsunuz ama o gülüş psikiyatristler çok iyi bilir. Normal bir gülüş değil. Mevlüt'e söylediniz ya. İade hakikaten. Ediyorum. Evet. Aynısını. Aynen öyle. Ben de iade ediyorum. Sen gönderdin ben de sana iade. Evet. Ben de iade ediyorum başkanım. Sorun değil. İktidarla hiç alakası yok. Benim iktidardan aldığım doğru dürüst bir hibe de yok. Tam tersine MESK'e inşallah yakında getireceğim hibeler de var. 20 milyon euronun üzerinde. Buradan söylüyorum sizlere de. Evet. Gülelim. 3-5 ay sonra göreceğiz. Diğer MESK'leri demek hiçbir şey dolayısıyla yok. Bakın burası mazeret üretme yeri değil. Borçlanma geçer veya geçmez. Siz belediye başkanısınız. 4 yıl boyunca bunu planlayacaksınız. Sayın Gürtak sen Akdeniz'i yönet. Büyükşehir'e bırak. Siz de bizi yönetmeyin ama sayın sen başkanım. Akdeniz'i bırakın yönet. Da biz de konuşalım sen yani. Sen bizi yönetiyorsunuz. Siz bizi yönetiyorsunuz. Yönetmek sen, bizi, kusura bakmayın. Sen Akdeniz'e açıldın. Kıbrıs'a ulaştın. Siz bize ayar vermeyin sayın başkanım. Kusura bakmayın. Sen bana değil herkese veriyorsun. Yok yok. Baksana hibe çıkartıyorsun MESK'e. Evet çıkartıyoruz göreceğiz yakında. Herkes yani duyacak. AK Partili meclisiyeleri o zaman hiçbir şey yapmıyorsunuz. Onlarla beraber yapıyoruz. Sayın Bakanımızla beraber yapıyoruz. O yüzden devamlı Sayın Bakanımızın adını burada zikrediyorum. Milletvekillerimizle birlikte. Yani bu tartışmanın Mersin'e bir faydası olmaz. Siz B planınızı yapın. Yapacağınız işleri anlatın. Borçlanma geçer geçmez o sorun değil. Bu tür karşılıklı usluplar hem sizi yaralar hem bizi yaralar. Vatandaş bundan üzülür. 4 yıl sonra hizmetsiz kalır. Ben sakin sakin anlatıyorum. Benim tek tedirginliğim bu. Akdeniz için de geçerli, diğer belediyeler için de geçerli. Borçlanma geçmedi. Bu siyasi bir polemik olmasın. Tek ricam bu benim. Başka bir şey istemiyorum. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Sayın Başkan, bizim konuşmacımız söz istediğinde vermedik mi? Şimdi Sayın Gültak diyor ki, biz borçlanma vermezsek işçilerin ya da çalışanların parası ödenmeyebilir. Ben ondan korkuyorum diyor. Hayır ben sizin söylediğinizden bahsediyorum. Siz ondan siz bahsettiğiniz için yani bizim konuşmalarımızda böyle bir şikayet. Bakın ben baştan beri söylüyorum Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en saygın, en güçlü belediyelerinden. Biz bağımsız bir kuruma kredi derecelendirme kurumuna bir denetim yaptırdık. Şimdi birkaç gün sonra bu kamuoyuyla paylaşılacak. Bu bir. İki. Bizim herhangi bir bahanenin arkasına sığındığımız yok. Borçlanma Yüce Meclis takdir eder, verir ya da vermez. Biz alacağımız buradan kararla çıkarız ve bu kararlar doğrultusunda yönetimimizi devam ettiririz. Borçlanma alırız. İhtiyaç olur kullanırız. Olmaz kullanmayız. Diğer taraftan şimdi Sayın Gültak'ın bir kere üslubunu eleştiriyorum. Bana bir kelime sarf etti. Bu hiç yakışmadı. Meclise yakışmadı. Burada hiçbir arkadaşım bir diğerine psikolojim bozulmuş demedi. Bunu şiddetle reddediyorum. Meclis adına
bunun uygun olmadığını dile getiriyorum. Böyle şeylerin olmamasını da bir daha talep ediyorum ve istiyorum. Tahmin ediyorum ki tabii ki kendilerinin ezeyanından kaynaklı bir kelime kullandı diye kabul ediyorum. Evet, Sayın Başkan.